Türk dünyası sevdalısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu cumhurbaşkanı, Akdeniz'in bağrındaki Hilal Rauf Denktaşı, vefatının 9. yıl dönümünde geçtiğimiz ay rahmet ve minnetle andık. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın torosu Rauf Denktaş, hatıran ve ideallerin her daim yaşatılacak, ruhun şad, mekanın cennet olsun. Denktaş'ın Türk dünyasında çok önemli bir isim olduğunu ve milletlere barış açısından sağladığı çok önemli katkıların bulunduğunu ifade ederek Kırgızistan'a geldiği anlara dikkat çekmek isterdiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kırgızistan temasları çerçevesinde Kırgızistan Manas Üniversitesi 5. dönem mezuniyet törenine de katıldı ve üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora unvanı verildi. Rauf Denktaş'a Fahri Doktora diplomasını üniversite rektörü rahmetli Profesör Doktor Karabek Moldabayev ve rektör vekili Profesör Doktor Seyfullah Çevik takdim ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın gençlere yönelik konuşması bugün de günceldir. Sayın Rektör Vekili, Senato üyeleri, Sayın Büyükelçi Vekili, tüm katılımcılar ve özellikle bu güzel ülkenin gençleri. Bu unvanı ben kendi başarım için değil, hürriyeti için, hakları için her şeyini ortaya koymuş olan kahraman bir halkın mücadelesinin takdir edilmesi nedeniyle onlar adına ve o uzun mücadele yıllarında hayatlarını seve seve vermiş olan şehitlerimiz adına, malul gaziler adına, gazi halkım adına alıyorum ve Manas Üniversitesi'ne bu takdirleri için en içten duygularla teşekkür ediyorum. Bir hayat hürriyet içerisinde geçmiyorsa yaşamaya değmez. Bu neden nedir ki insan toplulukları hürriyetleri için canlarını feda etmesini bilmişler ve can feda edilerek kazandıkları hürriyetleri kaybetmemek için diri durmasını bilmişlerdir. Bu güzel ülkenin insanları boyunduruk altında yaşamanın ne olduğunu, hürriyetin kazanılmasının ne kadar zor olduğunu bilen kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle sizlere Kıbrıs davasını anlatacak değilim. Uzun bir program vardır. Ama gençlere seslenmek istiyorum. Gençler, hayatta aşk nedir bilmelisiniz. Aşktan bahsederken doğal olan karşılıklı
sevginin ötesindeki aşktan bahsetmiyorum. Allah sevgisinden, Allah korkusundan ve vatan aşkından bahsediyorum. Vatan aşkı öyle bir aşktır ki, onun için gün gelir gözünüz hiçbir şey görmez. En sevdiklerinizi bir tarafa itersiniz, kalp borusu çaldığı için gözünüz kararmış, vatanı kurtarmak için yürürsünüz, vatanı kurtarmak için şehit olursunuz. Bu aşk gönlünüzden hiçbir zaman sönmesin. Vatanım deyince titreyiniz, vatanım deyince heyecanlanınız. Vatanım deyince, hürriyetim deyince ayağa kalkmasını, ben varım ve hürriyetimden, haklarımdan fedakarlık etmeyeceğim diyerek kim gelirse gelsin onun karşısında bir duvar gibi durmasını biliniz. Sevgili gençler, bugün diplomalarınızı alacaksınız. Bu diplomalar son değildir. Mücadelenin başlangıcıdır. Bu diplomalar disiplinli çalışma ile, uğraş ile elde edilen bir başarının sertifikasıdır. Ama yarın hayata atıldığınızda size sertifika verecek olan yoktur. Ama mücadele devam edecektir. Ve bu güzel ülkeyi, bu güzel üniversiteyi, Türk dünyasını birleştirmek için bir vasıta olarak kullanınız. Türk dünyası büyük bir dünyadır. Güçlü bir dünyadır. Dünya gelişmektedir. Kutuplaşacaktır. Bu kutuplar arasında kalıp ezilmemek için Türk dünyasının birleşmesi kaçınılmazdır. Siz gençler, Kırgızistan ve Türkiye, Manisa, Manas Üniversitesi olarak elde ettiğiniz olduğunuz bütün bilgileri bu yönde kullanmasını biliniz. Biz kardeşlerimize veda etmek zamanı geldi ama kalbimiz sizinledir. Biliyoruz ki sizin kalbiniz de bizimledir. Türk dünyasının kardeşliği. Dursun Yılmaz kardeşimize bu arşiv görseller için teşekkür ederiz. Oh!